Sayın Hulusi, bundan önceki sohbetimizde insan beyninin yıldızlar tarafından programlandığını söylemiştiniz. Efendim, bu durumda insanın kaderinin yazılması, yani alın yazısı söz konusu değil mi? Evet, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten astrolojik etkiler insanı belli bölümlerde, belli konularda programlıyor. Ve bu programlama alın arkasında, yani beyinde olduğu için de alın yazısı denmiş. Yani bir takım ışınlar gelip beynimizi etkileyerek bizde belli özellikleri meydana getiriyor. Bu belli özellikler bizim kaderimiz oluyor. Evet. Bu konuda hemen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir ayet nakletmek istiyorum. Ondan sonra konumuza devam edelim. Bakın 57. surenin 23. ayetinin bilebildiğimiz kadarıyla manası şöyle. Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay bizim onu yaratmamızdan evvel mutlaka bir kitapta yazılmıştır. Bunu önceden mukadder ve yazılı olduğunu bilip elinizden çıkan şeylerden üzülmemeniz ve elinize giren ile de sevinip şımarmamanız için açıklıyoruz. Kur'an'daki bu ayet son derece önemli bir açıklama getiriyor olayı. Aslında bunun gibi daha birçok ayetler var ama konumuz din olmadığı için bunlara girmek istemiyorum. Ben bunları kaderle ilgili kitabımda yazdığım konularda açıkladım detaylarıyla. Bizim kaderimiz Allah tarafından takdir edilmiştir. Fakat Allah'ın bu takdirinin yürürlüğe girmesi bir mekanizma, bir sistem ister. Çünkü hiçbir şey havadan bir anda olmuyor. Yeryüzünde meydana gelen her olay bir şeyin bir şeye vesile olmasıyla, sebep teşkil etmesiyle meydana geliyor. İşte bizim kaderimizin yazılması dediğimiz olay da bu takım yıldızların ihtiva ettiği anlamların bize ulaşması, yansıması ve beynimizde programlama yapmasıyla meydana geliyor. Bizim kaderimizin bu şekilde yazılması ana özelliklerimiz oluyor. Ve böylece de biz bu yaşama geçiyoruz. Bu etkiler altında hangi özelliklerimiz programlanıyor? Yani yaşam içinde biz insanların rolü ne oluyor bu durumda? Bir yerde robotlaşmış gibi oluyor insanlar. Robot muyuz efendim? Hayır. Bu etkiler altında hangi özelliklerimiz programlanıyor? Yani insanların yaşam içindeki rolü ne oluyor? Biz robot muyuz? Sayın Hulusi. Evet. Şimdi bu konu gerçekten açıklık getirilmesi gereken bir konu, önemli bir konu. İnsanın zihinsel fonksiyonları ve bunun hastası olan bilinci üç ana etkiyle oluşur ve yaşam devam eder. Birinci ana etki genetik verilerdir. Beyne ulaşmış olan çeşitli annemizden, babamızdan, ninemizden gelen bir takım genetik verilerdir. Hani meşhur söz vardır, dedesi erik yemiş, torunun dişi kamaşmış derler. İşte bu genetik verilerin, yani irsiyetin ana rolü. Beynimizde bu veriler var. Fakat beyne gelen bu verilerin ortaya çıkmasını sağlayan astrolojik etkilerin getirdiği açılımlardır. Eğer bu açılımlar bu verilerin tam ortaya çıkmasına yol verirse, o zaman deriz ki tıpkı dedesi gibi, babası gibi, annesi gibi ne kadar benziyor. Fakat bu açılımlar farklıysa, astrolojik açılımlar farklıysa, o zaman bu genetik verilerle gelen bilgiler tam ortaya çıkmaz. Farklı şekiller ortaya çıkar. Bu iki özelliğe artı olarak bir de üçüncü özellik var. Bizim tüm yaşamımız boyunca dışarıdan, çevreden aldığımız verilerdir. Bilgiler, şartlandırmalar, bütün bunların neticesinde olan duygular. İşte bir insan bu üçlü sacayağın sonucunda ortaya bir takım faaliyetler koyan varlıktır. Ne sadece irsiyet, genetik veriler, ne sadece astroloji, ne sadece dışarıdan kazanılan donelerin
etkisiyle insan bir iş yapıyor diyebiliriz. Ancak üçünü bir arada alacağız. Mesela bir insan doğum anında şu gördüğünüz astrolojik haritadır. Bu haritada güneşin yeri, güneş kişinin idrak kapasitesini ve gücünü gösterir. Merkür insanın zeka potansiyelini gösterir. Ay insanın duygularını, duygu dünyasını gösterir. Mars kişinin azmini, hırsını temsil eder. Ve bunun gibi diğerlerinin temsil ettiği bir takım anlamlar söz konusu. Şimdi bunlar hangi burca düşmüşse o burcun karakteristiğinde fonksiyonu icra eder ve ona göre sizin özellikleriniz oluşur. Fakat bu özellikleri sizin değerlendirmeniz ancak yaşamınız boyunca edindiğiniz veriler istikametinde oluşur. Dolayısıyla insan astrolojik etkilerin yönettiği bir robottur demek tamamıyla yanlıştır. Böyle bir robot değildir insan. İnsan kendisine gelen genetik kanaldan, astrolojik kanaldan gelen etkilerin tesiriyle ama kendi zihinsel fonksiyonlarının hasılasıyla yaşamına gönderir. Bilmiyorum izah edebildim mi bu hususu. Evet, peki günlük olaylar içinde o zaman astrolojiyi bilmenin faydası ne olur? Astrolojiyi bilmenin günlük olaylarda insana pek çok faydası vardır. Mesela en basit bunun misalini vereyim. Ayın hareketleri söz konusudur. Ay 2,5 günde bir burç değiştirir. Kişinin yükselen burcu diyelim ki balık. Affedersiniz, şimdi ben araya girmek zorunda kaldım. Evet. Sanıyorum seyircilerimizin pek çoğu yükselen burcun ne olduğunu bilmiyorlar. Evet. Biraz açıklık getirir misiniz? Evet, bunu belirteyim. İnsan yaşamında özellikle iki ana fonksiyon çok önemlidir. Bir, doğduğu gün güneşin hangi takım yıldız hizasında olduğudur ki herkesin bildiği benim doğum tarihim şudur dediği ve o tarihe isabet eden burçtur. Evet. Yükselen burçsa kişinin doğduğu saat ve dakikada dünyanın bulunduğu o yüzeyinin baktığı takım yıldızın yolladığı tesirdir. Yani çocuk ana rahminden dışarı çıktığı anda o saatte hangi burç o bölgeyi etkilemektedir? Evet. Buna biz astroloji dilinde yükselen burç veya dış burç deriz. Bu yükselen burç kişinin hayatında çok önemlidir. Çünkü 30 ile 40 arası bir devrede insan artık tamamen bu yükselen burcun karakteristiğine döner. Yani 30-40 yaş arası. 30-40 yaş arası ve ondan sonraki yaşamı artık tamamıyla ağırlıklı olarak bu yükselen burç istikametinde sürer. Onun için de kişinin gençlik devriyle 30-40'tan sonraki devri çok farklı yaşam anlayışı meydana getirir. İşte yükselen burç kişinin yaşamındaki olaylar düzenini de meydana getirir. Yani karşılaşacağımız olaylar vesaire hep yükselen burçla alakalıdır. İşte ay kişinin yükselen burcuna girdi dediğimiz zaman o kişi ayın etkisiyle daha duygusallaşır ve duygusal tepkiler vermeye başlar. Normalde olmadık bir biçimde o günleri daha sinirli, daha hassas ve daha duygusaldır. Eğer biz bunu bilirsek, ayın o gün yükselen burcumuzu etkilediğini fark edersek veya yükselen burcumuz diyelim ki balık su grubundansa, ay da balığa değil de su grubundan olan yengeç veya akrebe girmişse gene bu tesirler geçerlidir. İşte böyle günlerde duygusal aksiyonlarımızı daha kontrol etmek suretiyle hem kendimiz fazla sinirlenmemiş oluruz hem de karşımızdakilere karşı kırıcı olmaktan kaçınmış oluruz. Evet. Efendim su grubu dediniz, başka gruplar var mı? Evet. Şimdi burçlar geçmişteki bu konuyu araştıran kişiler tarafından 4 ana gruba ayrılmıştır. Su grubu dediğimiz balık, yengeç, akrep. Ateş grubu dediğimiz koç, aslan,
yay. Toprak grubu dediğimiz oğlak, boğa, başak. Ve hava grubu dediğimiz ikizler, terazi ve kova olmak üzere dörde ayrılmıştır. Bu ayırmayı hangi kıstaslara göre yapıyorlar? Yani hangi şartlarda toprak grubu oluşuyor? Yani ateş grubu oluşuyor? Şimdi kişi eğer mesela Koç burcunun süreci içinde doğmuşsa, evet, karakteristiğinde ateş özellikleri ağır basıyor deniyor. Evet. Eğer boğa burcunun süreci içinde doğmuşsa bu kişinin topraksı özellikleri ağır basıyor denir. Yalnız burada önemli olan bir nokta var. Şimdi kişinin istidadı diye bahsedilen ana düşünce yapısı, ana burcunun istikametinde ve bu gezegenlerin yer aldığı etkileşim alanıyla beraber değerlendirilecek bir biçimde oluşur. Fakat kişinin kabiliyeti dediğimiz, evet, davranışsal yönü tamamen yükselen burçtan kaynaklanan bir biçimde meydana gelir. Ve bizim yaşamımız boyunca karşılaşacağımız bütün olaylar hep yükselen burca göre yapılan bir haritayla oluşur, meydana gelir. Dolayısıyla kişinin yükselen burcunu bilmesi son derece önemlidir. Bu durumda anne adayları doğum anında ya da baba adayları hemen çocuğun doğumunun saatini ve dakikasını, bundan sonrası için hiç olmazsa, yazıp tespit etsin. Evet. Zaten Batı'da bu çok dakik olarak tutuluyor. Evet. Büyük bir sebebi de bu. Ama bizde maalesef bırakın doğum saatini bilmeyi, doğduğu zamanı, tarihi dahi birçoklarımız bilmiyor. Şimdi değil ama eskilerdeydi. Eskilerde. Evet. Şimdi yavaş yavaş inşallah artık bu işe değer verilip tarih tam tutulabiliyor. Dolayısıyla da bu haritaların çıkartılması çok kolay. Yalnız bu haritaların çıkartılmasında çok önemli olan bir olay var. Dedik ki doğum saati. Peki doğum saati bilinemezse ne yapacağız? Tabii o telaşı da kaydedilmeyebilir. Pek çoğumuzda bilinmiyor. İşte buna karşı benim kullandığım, oluşturduğum bir yöntem var. Birçok arkadaşlar ve Batı'da bilgisayar kullanılıyor bu konuda. Yani doğum saati veriliyor, dakikası dakikasına bilgisayardan dokümanlar alınıyor. Fakat bu büyük oranda yanıltıcı olabiliyor. Mesela bana Almanya'dan geçenlerde bir misafir geldi. Kendisi bu konuyla ilgileniyor ve bir astroloji profesöründen, fakültedeki bir astroloji profesöründen ders alıyor. Evet. Kendisine yükselen burcunun balık olduğunu söylenmiş. Ben baktım kendisine, kesinlikle yanlış dedim. Daha hiç kitapları açmadan, kitaplardaki donelere bakmadan. Nasıl? Fiziğinden mi? Evet. Şimdi her yükselen burcun belli ana karakteristik özellikleri vardır. Bana mesela telefonda birisi soruyor, falancanın şöyle, bu nedir? Kesinlikle söylemiyorum. Veya gelen bir kişi burada olmayan birisini soruyor. Kesinlikle bu konuda konuşmuyorum. Çünkü mutlaka benim o kişinin tipini görmem şart. Yükselen burç kişinin tipini etkiliyor. Mesela bir kişi diyelim karşıma gelmiş, toplu, yuvarlak hatlı, kısa boylu birisi, yuvarlak yüzlü. Buna demişler ki senin yükselenin aslan, verdiği saate göre bilgisayardan aslan çıkıyor. Ama ben bakıyorum, kesinlikle aslan değil, yengeç. Çünkü yuvarlak hatlar, topluluk, yuvarlak bir yüz, etli bir hal, kesinlikle yengecin verdiği bir karakteristiktir. Bu kişi kesinlikle aslan olamaz. Ama Sayın Hulusi, insanlar bir süre sonra şişmanlayabilir, zayıflayabilir. Evet. Yani bu kesin bir kıstas mıdır sizce kilo olayı? Kilo olayı eğer kortizon almamışsa, kortizon tesiri yoksa tamamıyla bize kesin doneleri görünüşle verir. Yani eğer siz astrolojik etkilerde her yükselen burcun
getirdiği karakteristiği biliyorsanız ve bu gezegenlerin hangi burçta olduğu zaman ne tür tesirler meydana getireceğini biliyorsanız, bir kişiyi gördüğünüz zaman onun davranışlarını rahat verebilirsiniz. Evet. Mesela basit bir misal vereyim size. Karşınıza gelen kişinin kulaklarına bakıyorsunuz. Kulakları basık, arkaya yatık bir kulak. Bu kulak mutlaka bu kişide hakim olayın su grubu olduğunu gösterir. Burçların tesirlerine göre insanları kaç grupta toplayabiliriz? Ana hatlarıyla şöyle söyleyeyim. 12 tane doğal burç var. Bu 12 burca isabet eden, her birine isabet edebilecek olan 12 tane de yükselen burç var. Evet. 12 kere 12, 144 eder. Bu 144 ana gruptur diyebiliriz ama esasında her insanın birbirinden farklı haritaları vardır. Mesela diyelim ki 144 ana grubun bir tanesine giriyor bir kişi. Aynı gruba giren bir ikinci kişi de var. Evet. Ama bir gün arayla doğduğunu bırakın bir yana, bir saat arayla, hatta 15 dakikayla arayla dahi alınan tesirler değişir. Mesela ayın 15 dakika evvel kovadayken 15 dakika sonra balığa geçmesi bu kişinin duygusal hayatını, olayları değerlendirişini ve tepkimesini tamamen değiştirir. Dolayısıyla esasen hiç kimse için bu kişi şu gruptandır, şu özelliğe sahiptir diyemeyiz. Sadece gruplandırabiliriz ama onun detayı için mutlaka onun kişisel beyin haritasının çıkması lazım. Ben buna beyin haritası diyorum. Kozmik etkilerin o beyni etkilemesi sonucu oluşan tesirler. Dolayısıyla 16 gruba ayırırız. 4 unsur yönden, yani ateş, hava, su, toprak. Mesela bir kişinin içi ateştir, koçtur. Dışı oğlak olur. Yani içi ateş, dışı toprak olur. Evet. Veya içi kovadır, dışı yaydır. İçi havadır, dışı ateştir. Gibi olmak üzere 16 gruba ayrılır. 4 unsura göre. Bir de iç burç ve dış burç hesabıyla 12 kere 12'nin katı 144 gruba ayrılır. Ana hatlarıyla diyebileceğim bu konuda bu. Evet. Efendim, bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de programımızı kapatmak zorundayız. 15 gün sonra yine birlikte olacağız.